Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 23 Kasım 2023 Perşembe. Ekonomiye ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Özlem Çamoğlu, paraajans.com.tr internet sitemiz ve Para Ajansı YouTube adresimizde de sizleri gelişmelerden haberdar ediyoruz. Ne var bugüne yansıyan? Bakalım sitemizden. Alanında dev şirket halka açıldı. 7 kat talep geldi. İlk işlem günü tavan başlığıyla yer almış. Halka arz büyüklüğü 1,56 milyar TL olan Agrotek ilk işlem gününe nasıl başladı bakalım detaylarına. 1 TL nominal değerli paylarını 5,21 TL'den fiyatla halka arz etti Agrotek. Toplamda 300 milyon TL nominal değere sahip paylar 1,563 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü oluşturdu. Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılar için ayrılan payların 1,64 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ayrılan payların 7,21 katında talep geldi ve toplamda planlanan tahsisatın 3,31 katı kadar talep alındı. Halka arzın sonucunda da 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya pay dağıtıldı. Bireysel yatırımcılara ortalama 69 lot 359 TL değerinde pay düştü. Bugün Agrotek hisseleri halka arzının ilk işlem gününde tavan yaparak yükseldi. Agrotek'in halka arzında görülen bu yüksek performans yatırımcıların şirketin geleceği hakkında duyduğu güveni yansıtıyor. Şirketin değeri açılışta belirlenen üst sınıra ulaşarak dikkat çekici de bir başlangıç yaptı. Agrotek'in halka arzındaki yolculuğunu yine paylaşırız sizlerle ilerleyen günlerde. Ve bir diğer başlık %306,25 dev bedel 500 lot, 2030 lot oluyor. Esenboğa Elektriği'nin uzun zamandır onay bekleyen ve dev bedelsizi nihayet onaylandı. Şirket %306,25 oranında dev sermaye artırımı gerçekleştirecek. Şirket mevcut 64 milyon TL olan sermayesini %232,75 iç kaynaklardan %73,49 geçen yıl kar payından olmak üzere toplam %306,25 oranında bedelsiz artırdı. 260 milyon TL'ye çıkartacak ve bu sermaye artırımında hesabınızda 500 lot varsa 2030 lot ve 25 küsurat olarak da çoğalacak. Şu anda hesabında Esen hissesi olmayan ancak bu bedelsiz sermaye artırımından yararlanmak isteyen yatırımcılar da henüz geç kalmış değil. Bilgisini vermiş olalım. Şirket bedelsiz hisselerin hesaplara geçeceği tarihi açıklayana kadar hisseyi borsadan satın alan yatırımcılar açıklanan tarihe kadar hisseyi aldıkları takdirde bedelsiz sermaye artırımından yararlanmaya hak kazanırlar şeklinde detaylandırılmış Feriha Bahçıvan. Anlatmış, ifade etmiş, sizlerle biz de buluşturmuş olduk. %400 bedelsize hazırlanan enerji şirketi bugün tavan, bakalım detaylarına. Natürel Yenilenebilir Enerji, Naten koduyla yer alıyor Yıldız Pazar'da. %400 bedelsiz sermaye arttırımı için SPK başvurusunu 3 Nisan tarihinde yapmıştı. SPK en son toplantısında bedelsiz sermaye arttırımını onayladı. Şirket 33 milyon TL olan sermayesini %400 arttırdı ve 165 milyon TL'ye çıkartacak. Bu artırımla yatırımcılara 132 milyon nominal tutarında hisse bedelsiz olarak dağıtılacak. Bu da demek oluyor ki hesabınızda 500 lot Naten hissesi gelen bedelsizlerle beraber 2500 lota kadar çıkacak. Ve sermaye artırımının SPK tarafından neden bekletildiği konusunda bir açıklama yapılmamıştı. Borsanın her gün yeni rekorları imza attığı bu günlerde de yatırımcılar tabii ki bedelsizlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve bir diğer gelişmeyle devam edelim. Bakanlıktan 615 milyon TL teşvik aldı. Hangi şirketten bahsediyoruz? Divan Talya Oteli. Yeniden yapım süreci kapsamında Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'de 396 milyon TL tutarında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştı. Bu teşvik tutarı projede yapılan değişiklikler ve yerel global ekonomik konjonktürdeki gelişmeler sonucu artan maliyetler göz önüne alınarak yaklaşık 615 milyon TL olarak revize edildi. Yapılan revizyonla birlikte yatırım maliyeti 615 milyon TL'ye çıktı. Yatırım için sağlanan destek unsurlarında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Yatırım teşvik belgelerinin verilmesindeki ana amaçtan da tabii ki bahsedilmiş konuyla alakalı. Arz güvenliği sağlayabilecek, dışa bağımlılığı azaltılacak gibi detaylandırılmış. Bakabilirsiniz yine.
paraajans.com.tr internet sitemizden. İki hissede bütün işlemler yasak. Borsa İstanbul'dan tedbir kararı uygulamaları devam ediyor bir taraftan da. Ancak özellikle iki hissede bütün işlemler neredeyse yasaklandı. Dobur ve Pegio hisselerinden bahsediyoruz. Birçok tedbir vardı hisselerin üzerinde. Dün Borsa İstanbul'dan birkaç tedbir uygulaması daha başlatıldı. Hiselerde neredeyse bütün işlemler yasak. Dobur yasaklarına bakalım. Bir ay süreyle emir paketi tedbiri uygulanması başlatıldı. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltımı gibi konuları içeriyor tabii ki. Pegio'daysa hissede bir ay süreyle brüt takas tedbiri uygulanmaya başlandı. Brüt takas uygulaması da satın alınan hissenin aynı gün içerisinde satılmasını engelliyor ve genellikle gün içi sermayesiz alış satış işlemlerini engellemek için de kullanılıyor. Aynı zamanda bir borsa açıklaması var. Yine konularla alakalı tekraren hatırlatmış olursak Dobur ve Pegio hisselerinde birçok işlem yasak yatırımcılarına belirtmiş olalım. Bir diğer haber yazılım şirketi yabancıya mı satıldı şeklinde bir haber var. SmartX yazılım yani smart yabancı yatırımcıya mı satılıyor? Şirket yabancı yatırımcılarla görüşmeler yaptığını daha önce borsa yatırımcısına açıklamıştı. Bu konuda sosyal medyada ve basında da birçok söylenti çıkmıştı. Bütün bu söylentilere cevap olarak şirket bir anda açıklamalarda bulundu. Görüşmeler yapıldığını Total şeklinde bir şirketle Smart arasında ancak henüz kayda değer bir sonuç olmadığı bilgisi de geldi şirketten. Net bir sonuç alındığı durumda doğrudan borsa yatırımcısına açıklamada bulunulacağı borsa yatırımcılarının da duyurulmuş oldu. Şirket açıklaması yine mevcut haberin detaylarında. Smart için biz de tabii ki gelişmeleri takip ederiz. Sizler için sonrasında eğer bir değişiklik ya da ortaklık söz konusuysa tabii ki sizlere bahsederiz bu konudan. Ve %187,80 bedelsiz onaylandı. 100 lot 287 lot oluyor. Margün Enerji'den bahsediyoruz şimdi de. %187,80 80 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı. Yatırımcılara müjde niteliğinde bir haber olarak karşımıza çıktı bu da. Margün Enerji sermaye artırımında bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. %187,80 oranı ise mevcut 410 milyon TL olan şirket sermayesi %132,47 iç kaynaklardan %55,33 temettünün bedelsiz olarak kullanılması şeklinde artırıldı ve artırılarak 1 milyar düzeltiyorum 180 milyon TL'ye çıkarttırılacak. Bu sermaye artırımında hesabınızdaki 100 lot Magen hissesi 287 lot ve 80 küsurat şeklinde de çoğalacak aynı zamanda. Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların herhangi bir başvuru ve işlem yapmasına gerek kalmadan almaya hak kazandıkları bedelsiz hisseler hesaplara otomatik olarak geçiyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve bugün günlerden Merkez Bankası başlığıyla yer almış faiz kararı açıklanacak. Para politikası faiz kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Ve PPK Ekim ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 bas puanlık artırımla %35'e çekmişti. Son 5 toplantıda 2650 bas puanlık artırıma giden Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararında kamuoyuyla paylaşacak. Yine bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamanın ardından da paraajans.com.tr internet sitemizde sizleri anbean gelişmelerden haberdar edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.